Kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Daha Dağlı yazdı. ABD-Rusya-PYD üçgeni. Değerli izleyenler, Soçi'deki kritik zirve öncesi Rus siyaset bilimci Alexander Dugin'in Kırım çıkışına Kanal 7 Dış Haberler Koordinatörü Taha Dağlı çarpıcı bir yanıt verdi. Dağlı, Kırım'la Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kıyasının yapılmasına tepki gösterdi. Soçi'deki kritik zirve öncesi masaya gelecek konular şekillenirken, gündemin önemli maddelerinden biri olması beklenen Kırım konusuna ilişkin Rus siyaset bilimci Alexander Dugin'den bir çıkış gelmişti. Dugin, Türkiye'nin Kırım'ı Rus toprağı olarak kabul etmesi durumunda, Rusya'nın da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bir devlet olarak tanıyacağı, bunun yanı sıra PYD-PKK'nın da terör örgütü listesine alınabileceğini ifade etti. Putin'e yakın olduğu iddia edilen Dugin'in sözlerine yönelik, Kanal 7 Dış Haberler Koordinatörü ve Haber7.com yazarı Taha Dağlı, köşesine dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Dağlı, Dugin'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanırız sözlerine yönelik, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Kırım'ın statülerinin biri olmadığını, Kırım'ın işgal edilmiş bir Ukrayna toprağı olduğuna dikkat çekerken, kıyasa konu edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ise bir Türk toprağı olduğunu ifade etti. Dağlı şunları söyledi. Rus siyaset bilimci Alexander Dugin, Türkiye Kırım'ın Rusya toprağı olduğunu kabul etsin, Rusya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanır diyor. Bu kâfi gelmezse PKK-PYD'yi de pazarlığa dahil ediliyor. Gerekirse onları da terör örgütü listesine alırız diyor. Dugin kimdir? Rus politikalarında etkisi nedir? Tam olarak bilmiyoruz. Türkiye'de tanınan bir isim. Ama söyledikleri Putin'i ne kadar bağlar? Bu konuda net fikrimiz yok. Hadi diyelim ki Dugin Putin'in sözcülüğünü yaptı ve Soçi zirvesi öncesi Kırım'a yönelik Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ve hatta PKK'yı önerdi. Öncelikle Kırım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti mukayesesinin hatalı olduğunu söylememiz lazım. Çünkü Kırım, Rusya'nın toprağı değildi, Ukrayna'ya aitti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ise Türk toprağı. İşgal altındaki Kırım'ın Rus toprağı olarak kabul edilmesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olduğunun tanınabileceği sinyallerini veren Rusya tarafının tutumu, işgali meşrulaştırma faaliyeti olarak gösterilirken, konuya ilişkin Dağlı'nın yazısında şu ifadelere yer verildi. Belli ki Türkiye'nin Kırım konusundaki tavrı Rusların bir aile canını sıkmış. Bunu Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova ve Kremlin Sözcüsü Peskov'un geçen haftaki açıklamalarından anlamıştık. Kırım işgal altındadır. Türkiye, Kırım'ın Rusya toprağı olduğunu resmen kabul etmez, edemez. Kırım'daki Türklerin hakları en az Ukrayna dönemindeki kadar garanti altına alınmalıdır. Ve bu durum takip edilmelidir. Bu da işgali ve ilhakı meşrulaştırmaz. Ama belki en azından Kırım konusunun Türkiye ile Rusya arasında bir kavga çıkarmasının önü alınabilir. Tabii bir de işin karşı tarafı var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Rusya tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınma koşulu. Ruslar bunu yaparsa Rumlar üzerindeki etkisini kaybeder. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasının yanı sıra Moskova'dan PKK-PYD'nin terör örgütü listesine dahil edilmesi hamlesinin de gelebileceği ifade edilirken, Kırım konusunda Türkiye'nin Rusya tarafından adım atması durumunda Moskova'nın da bu yönde adımlar atacağı ifade edildi. Kirli pazarlığa konu edilmeye çalışılan konuya ilişkin Taha Dağlı'nın yazısında şu ifadelere yer verildi. Gelelim asıl meseleye. PYD-PKK konusuna. Dugin, PKK'yı terör örgütü olarak tanımıyoruz ama bu tanımayacağımız anlamına gelmez diyor. Yani Türkiye Kırım'da bir adım atsın, gerekirse PKK-PYD'yi terör listesine alırız demek bu. Dugin'in bu cümleyi sarf ettiği dakikalarda PYD'nin elebaşlarından İlham Ahmet, ABD'de Washington Enstitüsü'nde konuşuyordu. Rusya konusunda iddialı bir laf etti. Rusya ile gelecekte Suriye'nin kuzeydoğusunda bazı anlaşmalar yapabiliriz dedi. PYD'li İlham Ahmet bu mesajı Washington'da verdi. Beyaz Saray'da ABD Dışişleri tarafından ağırlandı. Amerikalıların Suriye'de kendilerini yalnız bırakmayacağının garantisini aldı. Sonra geçen hafta Moskova'ya yaptığı ziyareti hatırlatıp Suriye'de Rusya ile de anlaşma yapabiliriz dedi. PYD hem ABD ile hem Rusya ile masada. ABD ile Rusya ise PYD konusunda ortak paydalarda buluşuyor. Dugin'in sözleri Putin'i ne kadar bağlar bilmiyoruz ama Kırım konusundaki can sıkıntılarının ne kadar büyük olduğunun farkındayız. Kırım'a laf ettirmeme pahasına Türkiye'nin sinir uçlarına dönük kozlarla karşımıza geliyorlar. Hiçbir gerçekçiliği olmayan söylemler, hiçbir garantisi olmayan vaatlerle zirve öncesi kafa karıştırmaya çalıştıkları açık. Evet, Suriye, İdlib, PYD meseleleri hakikaten bıçak sırtı. Riskli konu başlıkları ama şunu biliyoruz ki buralar Türkiye için ne kadar sıkıntılıysa kimse için de güllük gülistanlık değil. Tehdit için kullandıkları da pazarlık için öne sürdükleri de PKK, PYD ise eğer Türkiye onun çaresine bakmasını 2016'dan bu yana çok iyi biliyor. En son 2019 Ekim'de yarım kalan bir Barış Pınarı harekatı vardı. Masada işler çok sarpa sararsa sahada yapacak bir operasyon var demektir.